Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekili Bülent Turan, Gelibolu'da demokrasi mitingine katıldıktan sonra Çanakkale merkezde İskele Meydanı'nda demokrasi nöbeti tutan Çanakkaliler ile bir araya geldi. Turan'a AK Parti İl Başkanı Yeşim Karadağ, AK Parti Belediye Başkanları daire müdürleriyle İskele Meydanı'nda sahneye çıkan Turan, demokrasi nöbeti tutan Çanakkalilere hitap etti. Turan konuşmasının başında "Bayrağımıza zeval gelmesin diye bu meydanlarda nöbet tutuyoruz," dedi. Turan konuşmasının devamında "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eve dönün diyene kadar meydanları terk etmeyeceğiz," dedi. Bu meydanda bir siyasi partinin toplantısı için bir arada değiliz. Bugün bu meydanda çok farklı partilerden arkadaşlarımızla, Çanakkalilerle bir aradayız. Bu memleketin sevdalısı gençleriyle, yaşlarıyla bu meydanı gecenin bu saatine rağmen hınca hınç doldurduk. Bir derdimiz var. Şu aziz bayrağı bir şey olmasın. Devletimize zeval gelmesin, milletimizin sırtı yere gelmesin diye buralardayız. Bu saate burada olan siz tüm hemşehrilerimi tek tek ayrı ayrı selamlıyorum. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, nöbetiniz hayırlı olsun, mübarek olsun. Değerli arkadaşlar, dün Keşan'daydık, Uzunköprü'deydik. Ardından Edirne'deydik. Aynı heyecanı, aynı aşkı Serhat şehri Edirne'mize gördük. Bugün Gelibolu'daydık. Gelibolu'muzdan da Çanakkale'mize geldik. Yarın Ankara'ya devam edeceğiz. Durmayacağız, yorulmayacağız. Bu milletin geleceğini başka ülkelerin değil, bu milletin hakim olması için hep beraber çalışacağız inşallah. Bundan 17 gün önce bir grup terörist, askerimizin elbisesini kullanan, üniformasını kullanan terörist, başka ülkelerden aldığı talimatla, FETÖ'nün talimatıyla, Pensilvanya'nın talimatıyla bu ülkeye bir ayar vermeye kalktı. Bu ülkenin farklı ülkelere boyun eğeceğini zanneden o malum örgüt sokağa çıkıp tankla, topla meydanlara çıkıp üzerimize yürüdüler. Ancak hepinizin bildiği gibi başkomutanımız sokağa çıkın dedi. Bir an düşünmeden bu meydanlara beraber geldik. Kimseden korkumuz yok, Allah'tan başka. Aynı saatlerde Sayın Devlet Bahçeli başbakanımızı aradı. Ben devletim yanındayım dedi. Aynı şekilde diğer siyasi partilerimiz, bizler de burada izlediler. Her parti mecliste bir araya geldi. Aynı bildiriye imza attı. Bütün oyunları bozdu. 100 yıllık şu güzel ülkemizde, Çanakkale'mizde kime karşı savaşmışsak adeta yek vücut olduk, omuz omuz olduk, aynı savaşı tekrar verdik. Bir gecede bu ülkenin tarihi değişti. Bizim için 15 Temmuz asla 18 Mart'tan farklı bir tarih değildir. Bizim için 15 Temmuz 19 Mayıs'tan farklı bir tarih değildir. 23 Nisan'dan 29 Ekim'den farklı bir tarih değildir. Saydığım tüm bu tarihler bu ülkenin egemenliği adına yapılan bir kavgaydı. Şu karşı şehitlerimiz Mustafa Kemal'le beraber, Yahya Çavuş'la beraber, diğer şehitlerimizle beraber ayağa kalktılar. Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir dediler. Bugün o malum örgüt çıktı. Milletin egemenliğine, sandığına, demokrasisine adeta saldırdı. Biz siyasi partiler seçimlere kavga ederiz. Yan bakarız, düz bakarız, yarışırız. Ancak demokratik kurallar içerisinde bunu yaparız. Biz siyasi partiler çekişiriz. Ancak bunu milli egemenliğe hala gelmeden yaparız. Başka ülkelerin bu ülkede hesap yapmasına hiçbir parti izin vermez, vermedi hamdolsun. Turan konuşmasının devamında olağanüstü hal uygulamasına da değinerek olağanüstü hal vatandaş için değil Fethullahçı terör örgütü içindir dedi. Daha demokratik bir ülke için, daha yetkileri ileri ülkeler gibi düzenlenmiş askeri güçlerimiz için, tüm FETÖ örgütlerinden arınmış bir kamu düzeni için hep beraber çalışacağız ve bu işi yapacağız. Biz bunu yaparken MHP ile AK Parti olağanüstü hali meclisten beraber geçirdik. Diğer iki partimiz katılmadılar. Olağanüstü hal halkın sokağa çıkmasını engelledi. Soruyorum, olağanüstü hal ilan edildiğinden beri hiç eve gitmedik ya neredeyse.
Her sokaklardayız zaten. Demek ki neymiş? Olağanüstü hal halkımızla ilgili değil. Olağanüstü hal FETÖ'yle ilgili bir işmiş. Örgütlerle ilgili bir işmiş. Daha çabuk kanun geçirelim, daha çabuk sanuç alalım diye yapılan bir işmiş. Çünkü bir hakimimize, bir yargıcımıza yüzlerce örgüt mensubunu önüne koymuşuz. Demişiz ki sen bunu yargıla. Kaç gün süre var? Anayasa diyor ki en ağır suçlarda bile tutukluk süresi 4 günü geçmez diyor. Ya adam yemek yemese, lavaboya gitmese, uyumasa 4 güne bunu yapamaz. O hal lazım ki 30 güne çıkaralım. Çıkardık. Hiç duydunuz mu? Duymadınız bile. Olağanüstü halin derdi milletimiz değil. Nasıl olur da bizi sahiplenen, devleti bayrağını sahiplenen bu millete biz olağanüstü hal adıyla zulüm ederiz. Bu yapabilir miyiz? Asla yapamayız. Altını 40 defa çiziyorum. Olağanüstü halin müsebbibi, gerekçesi sadece örgüttür. Başka bir şey değildir. Bir şey daha söyleyeyim ben arkadaşlar. Çanakkale olmaktan bir daha gurur duydum. Çünkü biz Edremit'ten indiğimizde uçaktan o akşam buraya gelinceye kadar tüm organize teşkilatımız yaptı. Çanakkale Türkiye'de o akşam ilk organize olan, ilk meydana çıkan illerin başına geldi. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Korkmadık, yılmadık, meydanlar doldurduk. Ve 17 günden beri de hiç bu meydanı boş bırakmadık. İskele Meydanı'nda Turan'ın konuşmasının ardından il müftüsü İbrahim Öcüt tarafından darbe girişiminde hayatını kaybeden şehit vatandaşlar ile tüm şehitler için dua okutuldu. Ya Rabbi, bütün güçleriyle içeride ve dışarıda bu millete yapılacak kötülüklere fırsat vermediğin için sana hamdü senalar olsun ya Rabbi. İlahel alemin, Rabbimiz, dayanamayacağımız, tahammül edemeyeceğimiz, altından kalkamayacağımız her türlü maddi ve manevi musibetlerle bizleri karşılaştırma ya Rabbi. Ya Rabbel alemin, bizlere daima geleceğimize, istiklalimize, istikbalimize, istiklalimize, istikrarımıza, göz dikenlere fırsat verme ya Rabbi. Onların planlarını kendi başlarına çevirmeyi nasip eyle ya Rabbi.